Merhaba değerli seyirciler, merhaba hocam. Merhaba değerli izleyiciler, merhaba sayın ve sevgili Yanardağ. Hocam sayın bugün siz Dikili'desiniz. Evet, Emre Kongar / Dikili yazalım arkadaşlar. İstanbul'dan değil, Dikili'den. Dikili yine bir etkinlik, imza ve bir söyleşi için oradasınız galiba, değil mi hocam? Evet efendim. Devrim ve karşı devrimin 100 yılı konulu bir söyleşi yapacağız. Son kitabımız biliyorsunuz, diyalektik olarak bakıyoruz biz. Devrim yapılmaya başlandığı andan itibaren karşıtlarıyla birlikte gelişiyor. Bu sizin de çok iyi bildiğiniz bir şey ve üstünde çalıştığınız bir şey zaten. Bu kitap ilk defa böyle bir yaklaşımla yapıldı, yazıldı. Onun hakkında biraz söyleşi yapacağız. Dikili'deki okurlarımızla kucaklaşacağız falan. Ondan sonra da yarın apar topar İstanbul'a uçup Kadıköy'de o 15.30'da bu sefer Atatürk devriminin günümüzdeki önemi filan diye konuşacağım. Yani, peki, kolay gelsin hocam. Hep sizin yüzünüzden oluyor. Hep sizin yüzünüzden. Beni meşhur yaptınız. Böyle herkes istiyor. Peki hocam. Ben size kolay gelsin diyorum. Başarılı bir gün geçirmenizi, yarın etkinlik geçirmenizi diliyorum. Bu akşam galiba. Ve bütün Dikili ve çevresini Sayın Emre Kongar'ın etkinliğine katılmaya davet ediyorum. Bu fırsatı kaçırmayın. Her zaman Emre Kongar gibi biri Dikili'ye gelmez ve sizin doğrudan sorularınızı yanıtlayamaz. Bu şansı çok iyi değerlendireceklerini düşünüyorum. Bütün Dikili ve çevresindeki yurttaşlarımızın, Tele1 izleyicilerinin ve dostlarımızın. Hocam başarılar diliyorum. Bugün ilginç bir gelişme oldu. Siz de yakından takip etmişsinizdir. Fırsat bulduysanız eğer ki bulduğunuzu düşünüyorum. Çünkü hiçbir şartta gündemi izlemekten vazgeçmiyoruz işimizin gereği. Şimdi halkı kim ve düşmanlığa tahrik etme diye bir genel ve yoruma açık bir suçlama var. Gülşah. Evet. Gülşah, halkı Gülşah kim? Sadece onlar değil hocam. Gülşah, şarkıcı Gülşen. Gülşah. Evet. Şarkıcı Gülşen, evet, bu suçlamayla gözaltına alındı ama bu suçlama herkese yöneltilmiş durumda. Şimdi ben dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ne gittim ve ifade verdim. Artık biz arkadaşlara da söyledim, benim her ifadeye gidişimi haber yaptırmıyorum ben. Yapmaya da gerek duymuyorum çünkü bugün yine emniyetten aradılar. Yine bir başka, bu sefer Selçuk Bayraktar zannediyorum bir tazminat davası açmış, şu İHA SİHA yapıyor ya. Milli Savaş Sanayi'nin tek temsilcisi olarak sunmaya çalışıyorlar beyefendiyi. Sizin deyiminizle damadı şehriyarilerden biri. Ben ona söyledim. Sizin paranız mı kuvvetli, kalem mi kuvvetli göreceğiz. Bizim kalemimiz mi güçlü, sizin paranız mı güçlü? Bunu adalet önünde de, toplum önünde de göreceğiz, test edeceğiz demiştim. Beyefendi bu sözlerle de kendisine hakaret edildiğini düşünüp yine bir dava açmış. Emniyetten aradıkları zaman ya işte sizin biraz gelir durumunuza falan bakacağız, onu yazacağız. Ya dedim, gelmeme gerek yok, oraya berbat diye yazın. Yani berbat diye yazın, gelmemize gerek yok. Şimdi dolayısıyla bana da dün faşizm ve İslamcı faşizm konulu 7 bölümden oluşan Bir Gün gazetesinde yayınlanan seri yazılarım hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek, halkı kim ve düşmanlığa tahrik etmek gibi suçlamalarla doğrudan Recep Tayyip Erdoğan'ın davacı olmasıyla bir soruşturma başlatılmış. Davacı. Yani şimdi davacıya bakıyorsunuz, Recep Tayyip Erdoğan. Görevi ne? AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı. Şimdi yazının, hocam gayet iyi biliyorsunuz, bilimsel bir araştırma, bir inceleme yazısıydı. Bir faşizm konusunda teorik bir inceleme yazısıydı. Faşizm ve İslamcı faşizmi incelediğim bir yazı. Yani faşizm ve İslamcı faşizm arasındaki ilişkiyi, benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyan, Necip Fazıl Kısaküre'nin görüşlerini eleştiren ve Necip Fazıl Kısaküre'nin nasıl İslamo-faşist hareketin teorisyenlerinden, ideologlarından biri olduğunu ortaya koyan bir yazı dizisiydi. Kaldı ki bu benim bir kitap çalışmamın da temelini oluşturacak. Çünkü o kitap çalışması çok eskiden beri yaptığım bir çalışma. Üzerinde sürekli geliştiriyorum. Ve bu bölümde yine kitap çalışmama bir zemin teşkil edecek bir çalışmaydı. Bunun için bile dava açtılar. Şimdi Gülşen
bizim de onaylamadığımız, benim de kabul etmeyeceğim bir biçimde gitaristine bir şaka yapıyor. İmam Hatiplerle ilgili bir şaka. Şarkıcı Gülşen. 4 ay sonra bu videolar bir şekilde ne diyelim sosyal medyaya düşüyor. Bu düşmeyi her anlamda kullanabilirsiniz. Yani bir gayya kuyusuna düşmek, bir çamura düşmek veyahut bir hakikaten alternatif bir medya alanına düşmek diye de okuyabilirsiniz bunu. Bu sözleri üzerine savcılık ama ondan önce bir kampanya yürüyor. Gülşen tutuklansın, Gülşen tutuklansın diye bir kampanya yürüyor. İmam hatiplere, dinimize hakaret eden Gülşen tutuklansın. Savcılar bunu bir talimat gibi algılıyor, iyi mi? Ve Gülşen'i gözaltına aldılar. Şarkıcı Gülşen. Gülşen de ya sözlerinin maksadını aştığını belirterek, ya ben işte aşırı radikal uçlara savrulan bir tutum içinde değilim, buna hizmet ettiğini gördüm, kırdıklarımdan özür dilerim diye bir açıklama yaptı. Muhtemelen serbest bırakılacak diye düşünüyorum. Herhalde bir dava açılacaksa da tutuksuz yargılanacağını düşünüyorum. Ama öncelikle şu önemli, troll hesaplar dediğimiz, AKP'nin paralı hesapları, bu rejimin, bu totaliter rejimin, bu dinci faşizan rejimin troll hesapları, 0 izleyicisi var çoğunun. 3 izleyicisi, 5 izleyicisi, en kabadayısının 70-80 izleyicisi ya da 100-200 izleyicisi var. Şimdi bunlar AKP'nin propaganda başkanlığınca organize edilmiş, bazılarına doğrudan ücret ödenen, tümüne de ücret ödendiği belirtiliyor, bir sosyal medya alanında adeta terör estiren bir grup. Bu grubun kampanyasını savcılar bir talimat gibi algılıyor galiba. Çünkü resen soruşturma başlatmışlar. Bakın sosyal medyaya, Gülşen tutuklansın diye kampanya var. Bir de bu kampanyanın özü şu. İmam hatipler ya da başkaları eleştiri üzeri tutulmaya çalışılıyor. Eleştirilemez, tartışılamaz, itiraz edilemez, sorgulanamaz. İmam hatiple İslam eşitleniyor. Hadi oradan ya. Yok böyle bir şey. Bu bir eğitim anlayışıdır. Bu eğitim anlayışının yanlış olduğunu biz başından beri söyledik. Türkiye'de eğitimciler bunu tartışıyor. Öyle bir şey yok. Bakın, İmam Hatip'te okuyan ya da mezun olanlar hakkında böyle bir niteleme, yani Gülşen'in kullandığı kavramlarla bir ne diyelim, şaka bile olsa bir suçlamanın veyahut bir benzetmenin veyahut bir göndermenin veyahut bir analojinin yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu başka bir şey. Ama İmam Hatipleri eleştirilemez, tartışılamaz, sorgulanamaz. Oradaki eğitim sistemi üzerinden bir tartışma yürütülemez hale getiremezsiniz. Biz burada söyledik. İmam Hatip liselerinde okutulan kitapların referanslarıyla IŞİD'in Suriye ve Irak'taki medreselerinde okutulan kitapların referansları hemen hemen aynı. Bunu nereye koyacaksınız? Akla ve bilime karşı savaş açılmış bir eğitim veriliyor ve bu eğitimle siz 21. yüzyılda bilimi ve teknolojiyi geliştireceğinizi, Türkiye'yi kalkındıracağınızı, gelişmiş ülkeler arasına sokacağını zannediyorsunuz. Hayır. Yok böyle bir şey. Bakın biraz önce savcılık arkadaşlarım ilettiler. Tutuklanma talebiyle Gülşen'i mahkemeye sevk etmiş. Biz hala çok iyi niyetliyiz. Yani böyle bir suçtan tutuklama olmaz diye düşünüyoruz ama muhtemelen Sedef Kabaş gibi bir ibreti alem yaratmaya çalışıyorlar. Yani aleme ibret olacak bir örnek oluşturmaya çalışıyorlar. Gitaristiyle şaka yapmış. O orada şey açık, mikrofonlar açık. Sen de İmam Hatipler'de okuyan nokta nokta gibi misin demiş. Bunu onaylamazsınız. Kınarsınız, protesto edersiniz. Nitekim o da bir açıklama yaparak avukat aracıyla gözaltında çünkü. Bakın polisler evine gidiyor. Davet edilse ifade vermeye gelecek. Resen soruşturma açıyorsunuz. Niye gözaltına alıyorsunuz ya? Ortada karartabileceği bir delil yok. Herhalde Gülşen kimseye görünmeden bu ülkeden kaçamaz. Ama bir gözaltı kararı ardından tutuklanma istemiyle sevk. Diyanet, İmam Hatipler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, damadı Selçuk Bayraktar gibi bir takım isimler Türkiye'de dokunulmaz kılınmaya çalışılıyor. Eleştirilemez, tartışılamaz, itibarları hiçbir şekilde zedelenemez ama Mustafa Kemal'e hakaret etmek serbest bu ülkede.
Bu ülkede uyuşturucu baronları. Bu ülkede bakın, bu ülkede onun bunun malına çöken çeteler, çete liderleri ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyorlar, değil mi? Ama Gülşen gibi bir şarkıcı İmam Hatiplerle ilgili bir espri yaptı diye, maksadını aşan söz etti diye, bence de maksadını aşmış. Ve fakat bu tutuklamayı, gözaltına almayı gerektirecek bir şey değil. Sadece kınanabilir, bu kadar. O da zaten özür dilemiş. Üstelik de yani bazı radikal çevrelerden tarafından kullanılabileceğini söylemiş. O radikal çevreler kim biliyor musunuz aslında? Onu kimse kullanmadı. Kimsenin haberi de yoktu. Bu videoyu ortaya çıkaran ve bunu tartışan ve toplumda bunun üzerinden bir kin ve düşmanlık yayan o troller. Yani AKP yanlısı siyasi İslamcı çevreler. Şu festivalleri yasaklatanlar var ya, işte onlar kampanya yürütmüş hocam. Kampanya yürütenler onlar. Onlar sosyal medyada o imzalarla paylaşıldı. Evet, şimdi evet, yani inanılır gibi değil ama tutuklama istemiyle sevk edilmiş. Bir de İslam'la, yani İslam dinine sövmekle imam hatipleri eleştirmek aynı şey gibi sunulmaya çalışılıyor. Hadi oradan ya. Yok böyle bir şey. İslam'ı ve İslam dinini siz temsil ettiğinizi nereden çıkartıyorsunuz? Sizin tek elinizde mi din? Ne din, ne yurtseverlik ki siz ona milliyetçilik diyorsunuz. Milliyetçilik değil, yurtseverliktir bizim sahip çıkacağımız kavram. Çünkü bu ülkede milliyetçilik hep gericilikle ve Amerikancılıkla iç içe oldu. Hep iç içe oldu. Bu geçen yüzyılın başındaki demokratik Türkçülükle, yani Yusuf Akçuraların, Ziya Gökalplerin, Gaspıralı İsmaillerin, Jön Türklerin savunduğu Türkçülükle de ilgisi yok. O ulus kurucu demokratik bir Türkçülüktü. Bu sizin tek elinizde mi? Buyurun hocam. Evet şimdi değerli izleyiciler, çok önemli bazı gelişmeler var. Bu sevgili Yanardağ'ın anlattığı Gülşen olayı ve işte halkı kin ve düşmanlığa sevk etme meselesi. Şimdi birincisi, bu Fahrettin Altun'un, yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olan zatın açıkça resmen haber verdiği bir gelişme vardı. Yakın geçmişte, kısa bir süre önce biliyorsunuz net olarak resmen açıklandı ki, hatta ben oradaki bir kelime eksikliğinden dolayı da biraz aynen onu söyledim, garip oldu. Dezenformasyon merkezi kuruldu diye haber yaptı yanlış şeyler, yanlış, Türkçe'yi yanlış kullanan gazeteciler. Aslında dezenformasyona karşı mücadele merkezi, dezenformasyona karşı bir mücadele merkezi kurulduğunu resmen alenen ilan etti. Şimdi bakıyorum ben çok dikkatle sosyal medyayı izleyen birisiyim. Sevgili Yanardağ gayet haklı. Bugün yoldaydım ama yolda olmam bütün bu gelişmeleri çok yakından izlememe engel olmadı. Gördüğünüz gibi şu anda da eksik olmasınlar Dikili Belediyesi'ndeki arkadaşlar ve Yayko burada kitap festivalini ben panayır diyorum, çok hoşuma gidiyor. Küçüklerim de panayırla büyüttüm. O ama şimdi yanlış anlaşılır, küçümseme gibi anlaşılır. Çünkü ben Çengelköy'de panayırlarla büyüdüm böyle şeylerde. Kitap festivalini düzenleyen Yayko ve Dikili Belediyesi her türlü imkanı hazırlamış ama ben kendi olanaklarımla, eğer onların bütün imkanlarını bir kıklara aldım, kendi aletlerim ve imkanlarımla buna bağlanıyorum. Bu arada bu gelişmeleri de izledim. Şimdi gördüğüm bir şeyi, yani özet olarak sosyal medyayı bugün herhalde sosyal medyada, Twitter'da olanlar farkındadır. Sosyal medya derken Twitter'ı daha çok kastediyorum. Çünkü Facebook'a bakamıyorum. Çünkü çok vakit istiyor. Instagram'a çok nadiren bakıyorum. Ama kendi yazılarımı koyuyorum filan. Ama hep Twitter'da Türkiye'nin gündemini, dünyanın gündemini izliyorum. Çok önemli de bir ortam. Fakat başka bir şey fark ettim. Bir olay daha var. Şimdi bu Fahrettin Altun'un, Sayın İletişim Başkanı'nın söylediği bu gelişme
den sonra, bu kuruluştan sonra birdenbire Twitter'da müthiş bir troller saldırıları başladı. Bana karşı değil. Yani şimdilik ben onların muhatabı pek olmadım. Bilmiyorum yani, inşallah da olmam. Çünkü hakikaten çok bunaltıcı ve insanı bıktırıcı şeyler yapıyorlar. Ve bir anda pek çok insan size çok ağır hakaretler, küfürler vesairelerle bütün zaman akışınızı engelliyor. Yani başka bir şey göremez oluyorsunuz falan. Şimdi bu Gülşen olayını da ben bir anlamda oraya bağlıyorum. Yani onun peki arkasında ne var? Yani dezenformasyon merkezi, dezenformasyona karşı iletişim merkezi niçin kuruldu? Seçime gidildiği için kuruldu. Peki seçime gidilirken hangi stratejileri uyguluyor iktidar? İki strateji var. İkinciyi bu küçük girişten sonra söyleyeceğiz, konuşacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini yapma stratejisi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine bütçeden veya başka nereden para buluyorsa kaynak bularak Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirdiği konuları düzeltme stratejisi ikincisi. Birincisi ne? Birincisi sosyal medyada seçime doğru bir dil üzerinden ayrıştırma, yabancılaştırma ve kavgayı tahrik etmek. İki, yine dil üzerinden toplumun sinir uçlarıyla oynamak ve insanları tahrik edici, işte imamlara, bilmem müftülere, şunlara bunlara açılışlar vesairelerle bir takım şeyler söyletmek, bir takım haberler yayınlatmak ve şimdi Merdan Bey'in söylediği çok önemli bir şey var. Dinle, imanla, öyle doğrudan mukaddes değerlerle hiç ilgisi olmayan konularda gene işte halkı din ve nefrete bilmem sevk etmek, ayrıştırmak filan gibi bir takım iddialarla bir takım insanları susturmak. Şimdi demek elimizde ne var? Seçime doğru bir strateji var. Seçime doğru stratejide kurulan bir dezenformasyonla mücadele merkezi var. Bunun trolleri var. Bu ne üzerinden gidiyor? Bu din üzerinden, inanç özgürlüğü veya inanç istismarı üzerinden gidiyor. Şimdi böyle bakıldığı zaman birdenbire Gülşen olayı ortaya çıkıyor. Şimdi değerli izleyiciler, Gülşen olayında Merdan Bey söyledi ama ben onu muhakkak daha yaygınlaştırmak ve derinleştirmek istiyorum. Yani İmam Hatip eğitimini eleştirmek, İmam Hatip okullarını eleştirmek, halkı niye kin ve düşmanlığa sevk etmek olsun? Ben hayatımı eğitim konusunda eleştiriler yazarak kazanan bir yazar olarak başladım. Mesela Milliyet Sanat Dergisi'nde hiç daha 1970'lerde, 80'lerde bu yani dincilerin şeyi bile daha iktidarda değillerken mevcut laik denen o dönemdeki eğitimi canına okuyan yazılar yazdı. Buyurun Milliyet Sanat Dergisi kapaklarına bakın. Bayağı benim bu eğitimle ne çağdaş eğitim yapılabilir, ne dini eğitim yapılabilir, ne dindar insan çıkar, ne laik insan çıkar. Bu eğitim iflas etmiştir diye yazılarım var. Ne yapacaklar beni şimdi o zaman? Yani bu insanları kin ve nefrete sevk etmekten... Bilimsel bir araştırma yapamazsınız, bir makale yazamazsınız. Böyle bir şey olabilir mi? Hayır. Efendim araştırmayı filan bırakın. Araştırma akademisyenlerin işi. Siz şu anda şimdi onlarla uğraştığınız için hep ona takılıyorsunuz. Ne araştırması canım? Eleştireceğim. Bakacağım bu eğitimi beğenmiyorum diyeceğim. Ve sadece ben bir profesör veya toplum bilim öğrencisi olarak değil veya eğitimci olarak değil. Sokaktaki adam olarak da söylüyorum. Deli olarak da söylüyorum. Yani şimdi imam hatiplere bir mukaddeslik affedilmeye başlandı. İmam hatiplere dokunan yanıyor. Şimdi başka hiç de mukaddes olmayan başka mukaddes kavramlar icat ediliyor. Arapça. Arapçaya bir mukaddeslik verilmeye başlandı. Birdenbire o yani Arapça olduğu zaman bir şey mukaddes oluyor. Ya bu bir dil. Yani Kur'an-ı Kerim'in dili. Yani Kur'an-ı Kerim Arapistan'a indiği için Arapça indi ama evet hocam. O Kur'an-ı Kerim'in dilini bugünkü Arapçasıyla okusa anlamazsa bambaşka bir Arapçanın eski dönemdeki Arapçanın karışıktır, haramice, şunlar bunlar.
Ya öyle miydi? Yani böyle abuk sabuk şeylerden olmayan bir takım mukaddes kavramlar üretiliyor ve toplumda müthiş bir ayrıştırma, bir baskı, bir korku. Ha şimdi birincisi din üzerinden bir demagoji. İkincisi tabii trollerle sosyal medyaya hakim olmak. Üçüncüsü topluma korku salmak. Bak Gülşen gibi bir ünlüyü bile biz içeri alırız. Dördüncüsü mukaddeslik alanlarını kendi etki alanları altındaki yerlere yaymak. Yani Arapça eğitim. Efendim İngilizce'den ne farkı var? Arapçanın filan ne farkı var? Birisi uluslararası ticaret dili, öbürü sadece belli bir yöredeki ticaretin dili filan. Yani çok fark var tabii arada. Yani kullanım farkları filan var. Şimdi böyle şeyler çıkıyor. Fakat müsaade ederseniz ben sevgili Tele1 çalışanlarına da bir önerim olacak. Bir Gülşen şakasından halkı din ve nefrete işte seyretmek filan gibi bir sana çıkaran savcıya biraz takıcı olsunlar. Resmen devlet resmi görevlileri tarafından şimdiye kadar ve din görevlileri tarafından, yani resmi devlet, onlar da resmi devlet görevlisi, imamlar da öyle, müftüler özellikle öyle. LGBTİX olduklarını iddia eden vatandaşlarımıza, insanlara karşı hangi suçlamalar, hangi tırnak içinde söylüyorum ve çok özür dileyerek, hangi sapıklıklarla saldırıldı, hangi sapıklıklarla itham edildiler? Yani sadece bazı insanlar kendi cinsel eğilimlerini farklı oldukları için belirttiklerinde nasıl niteleniyorlar? Devlet görevlileri tarafından, bunların içinde tabii ki devlet görevlisi, imamlar, müftüler, insanları filan var ama başka görevliler de var. Ve mesela bunlar haklarına ilişkin yürüyüş yapmak istediklerinde nasıl karşılanıyorlar filan. Yani bir masum espriyle, bir masum espriden bir ünlü şarkıcıyı siz hapse atabilirsiniz. Korkutursanız da, korkar da insanlar. O da sözünü geri alır, o da özür diler. Başka şarkıcılar da bir süre için böyle şarkılar, böyle espriler yapmazlar, şarkılarında böyle şeyler söylemezler filan. Ama sizin yaptığınız şey öbür tarafta gayet insani, gayet beşeri olan tıbben kabul edilmiş bir takım farklılıklarını dışa vuran insanları ne yapıyorsunuz? Onu işte o savcıya söylemek lazım. Asıl kimle düşmanlık onlara karşı. Evet hocam. Yani onlar bir çıkarılsın, Gülşen olayının karşısında bakalım ne diyecekler, ne söyleyecekler. Şimdi bütün bunları dedikten sonra bunun hepsi, tekrar ediyorum, seçim stratejisi, seçimde din üzerinden demagoji, din üzerinden toplumu ayrıştırma, dört kurulan dezenformasyona karşı troller ordusu. Bunlara baktığınız zaman Gülşen olayını tak diye görüyorsunuz. Şimdi 14 tane festival yasaklandı dedik. Yine geçen bir program hemen arkasından bir tane daha yasaklandı. 15'inde. Biraz evvel Merdan Bey söyledi. Bütün bunları yapanlar işte o troller ordusu. O troller ordusu. Dehşet verici bir şey. Yani sosyal medyaya hakimiyet falan değil. Troller ordusu söylüyor. Savcılar harekete gitti. Böyle bir şey olabilir mi Türkiye Cumhuriyeti'nin? Şimdi burada kesiyorum artık. İkinci strateji, herhalde Erdoğan Bey konuştuktan sonra veya belki o da oraya temas edecek. Çok yakından izledim, gene yoldaydım filan ama yani gece vakti Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerisinden dolayı gazete manşeti değiştirip Nebati Bey'e beyanatlar verdirip kararlar aldıran bir iktidarla karşı karşıyayız. Ben Kılıçdaroğlu'nun bu başarısı karşısında olmayan şapkamı çıkarıyor. Yani o bir şey söylüyor. İktidar gece yarısı onu derhal uyguluyor 24 saat geçmeden. Buyurun efendim. Teşekkür ederim hocam. Arkadaşlar bir hocamızın sesine de bir bakın. Zaman zaman boğuluyor. Hareket etmesinden mi kaynaklanıyor? Başka bir neden var? Neden mi var? Bir bakın arkadaşlar. Evet. Ya da bir kulaklık takalım. Hocam sesiniz zaman zaman boğuluyor. Şimdi takabilirim. Evet. Bir kulaklık belki takmak daha uygun, belki bir mikrofon. Evet, öyle yapalım.
Bir hocamın sesini biraz, evet, tekrar toparlarsak girelim. Şimdi değerli seyirciler, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek gibi yoruma açık bir suçlama var ortada. Yoruma açık. Bu suçlama muhalefetin sesini kesmek için kullanıldığı gibi halkı gerçekten kin ve düşmanlığa tahrik edenler, mezhepçilik yapanlar, AKP'ye oy vermeyen herkesi suçlayan, onlara hakaret edenler, onları hedef gösterenler hiçbir biçimde bu madde kapsamında soruşturmaya uğramadıkları gibi yargılanmıyorlardı. Bir de şu çok önemli, kendi kutsalları var. Türkiye'deki gerici siyasal hareketin ve o siyasal hareketin çevresinde kümelenmiş çeşitli örgütlerin kendi kutsalları var. Kendi ideolojik değerlerini İslam'ın yerine koyuyorlar. Onları eleştirdiniz mi din düşmanı. Bak İslam'ı eleştiriyor. İslam'ı aşağılıyor gibi kavramlarla saldırıyorlar. İşte bu palavrayı bitirmek lazım. Bu bir palavradır. Bugün Çağlayan Adliyesi'nin önüne gelen İmam Hatip mezunları ve mensupları derneği yöneticilerine bir vatandaş tepki gösteriyor. Bakın girin Tele1.com.tr'de videosu da var. Hem sesli de izleyebilirsiniz. Hem de bu vatandaşın söylediğini, ki emekli bir öğretmenmiş, sözlerine bakabilirsiniz. Şimdi bu kısa adı Önder olan İmam Hatipler Derneği, sanatçı Gülşen hakkında suç duyurusunda bulunmak için adliyeye geliyor. Adliye önünde açıklama yapmak isterken vatandaşlar müdahalede bulunuyor. Diyor ki bir vatandaş, dernek üyelerine, İmam Hatip liselerindeki, Kur'an kurslarındaki tacizleri de gündeme getirin, kapatmayın. Ensar Vakfı gibi çeşitli tacizlerin üzerinde, Ensar Vakfı'nda olanlar gibi çeşitli tacizlerin de üzerini kapatmayın. O zaman sizlere hürmet edeyim. O zaman bu protestonuzu ben de destekleyeyim anlamında bir çıkışta bulunuyorum. Videoyu izleyin, göreceksiniz. O nedenle ben özellikle iktidar yanlısı, İmam Hatip mezunları, mensupları, insanlar olur. Bakın bizim sürekli konuklarımızdan biri neredeyse. Yani Sol Parti'nin Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş da İmam Hatip Lisesi mezunu. İmam Hatip Lisesi mezunu. Çok arkadaşımız var. Mesele o değil. Mesele sizin tek yanlı bir biçimde, tek yanlı bir biçimde kendinizi hem kutsal İslam dini yerine geçen bir ideolojik çizginin savunucuları olarak ortaya koymanız, hem de size yönelik her eleştiriyi dine saldırı diye değerlendirmenizdir. Sorun burada. Siz ne İslam'ın temsilcileri, onun Türkiye'deki halifelerisiniz, ne onu İslam dinini tek başına temsil etmediğiniz gibi onunla özdeşleşen bir dünya görüşüne sahipsiniz. İslam'ı siyasallaştırdığınız için siyasal bir tartışmaya da hazır olacaksınız. Yani şöyle bir tezgah kuruluyor ortada. Onlar herkese eleştiriyor, herkese hakaret ediyor, herkese saldırıyor, herkese parmak saldırıyorlar, tehdit ediyorlar. Biz onları eleştirdiğimizde ya da toplumun bir kesimi onları eleştirdiğinde siz dinimize hakaret ediyorsunuz. Kutsallarımıza saldırıyorsunuz diyorsunuz. Öyle bir şey yok. Siz madem ki dini siyasallaştırdınız, siz madem ki İslam'ı siyasal bir istismarın aracı haline getirdiniz, o halde bu eleştirilere katlanacaksınız. Ayetin slogan, surelerin bildiri, kutsal kitabın parti programına dönüştürüldüğü, bu nedenle toplumun istismar edildiği yerde siz siyasal eleştiriye de tartışmaya da hazır olacaksınız. Bunu yapan sizsiniz. Doğru. Kutsal değerlere, insanların kutsal inancına ve dinine saygısızlık yapan sizsiniz. Onu siyasallaştırarak saygısızlık yapıyorsunuz. Dolayısıyla günlük bir tartışmanın aracı ve malzemesi haline getirdiğinizin farkında da değilsiniz. Bakın çağdaşlaşma, modernleşme, doğru, laiklik, İslam'da Rönesans, onu vicdana bırakmak, özel alana bırakmakla mümkündür. Öyle bir dünya var ki şu anda, İslam dünyasında öyle bir anlayış var ki, ekonomiyi de biz yöneteceğiz diyor. Cami, ulema, ruhban sınıfı, imamlar ve şeyhler. İmamlar diyor ki, ekonomiyi de biz yöneteceğiz. Siyaseti de biz yöneteceğiz. Eğitimi de biz yöneteceğiz. Adaleti de biz yöneteceğiz. Toplumu da biz yöneteceğiz. Üniversiteleri de biz yöneteceğiz. O zaman Taliban Cumhuriyeti olursun. Türkiye'nin önünde bir yol var. Ya hem Müslüman ve hem de modern ve demokratik bir ülke, aydınlanmacı bir ülke olmak,
bir cumhuriyet ve demokratik bir ülke olmak ya da orta çağ artığı kıytırık bir din devleti olmak, bir şeriat devleti olmak, bir emirlik olmak arasında bir tercihle karşı karşıya Türkiye. Evet. Bugüne kadar yağmaladılar bu ülkeyi. Cumhuriyetin bütün birikimini yağmaladılar. 20 yıldan sonra halktan sabır diliyorlar. Halktan sabretmesini istiyorlar. Ve bu tip şeyler, örnekler yaratarak da toplumu sindirmek ve korkutmak çabasındalar. Ama ters tepiyor bakın. Orada önder yöneticiler yani İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği'nin yöneticileri topluca gelmişler. Tek başına bir vatandaş çıkıyor Çağlayan'da. Bunları da yapın o zaman size hürmet edeyim yani saygı duyayım diyor. Tek başına. Evet. Bu ses önemlidir. Buyurun hocam. Evet, şimdi iki konuda sevgili Yanardağ'ın söylediklerine bir dipnot eklemek istiyorum. Çok önemli. Bu arada çünkü belirteyim, vatandaşın çok adı da belli ama buradan söylemeyeceğim. Tele1.com.tr'ye girerseniz bizim web sitesine vatandaşımızın, tek başına buna itiraz eden vatandaşımızın adını da bütün seyircilerimiz bile öğrenebilirler. Evet. Evet, şimdi değerli izleyiciler, iki tane çok önemli dipnotum var. Bir tanesi bu sosyal medyayla ilgili konu. Demin söyledim, sosyal medya çünkü şu anda üç tane esas alandan oluşuyor. Üç ana akım var orada. İşte Instagram, Facebook ve Twitter. Şimdi bu troller ordusu tek başına bir ordu değil. Burada para babalarının trolleri var, kapitalist sistemin trolleri var, hayvan düşmanlarının trolleri var, AKP'nin trolleri var. Bir de daha önce bu programda konuştuk, siz hatırlayacaksınız dikkatli izleyiciler. AKP içinde bir yanda saray, bir yanda işte bilmem bazı kuşların adıyla anılan gruplar, bir yanda bir başka şeyler, onlar içinde de bir güç kavgası var. Bütün tek kişilik yönetimlerde, gözdeler arasında bunlar olur. Şimdi maalesef bunlar zaman zaman bu sosyal medyada çok büyük yanlışlar yapılıyor. Mesela bir tanesi Facebook kendi izleyicilerinin bütün bilgilerini İngiltere'de istihbarat işleriyle uğraşan bir yere satıverdi. Rezil oldu. Büyük bir sorun çıktı yani filan. Şimdi onun ayrıntısına girmeyeceğim. Şimdi Türkiye'de çok son zamanlarda çok Twitter'da çok garip şeyler oluyor. Mesela bir tanesi bizim Cumhuriyet Gazetesi'nde yazarı olduğu için haberim oldu. Hayvan hakları savunucusu Zülal Kalkandelen'in Twitter hesabı trollerin saldırısıyla. Üstelik Merdan Yanardağ'ın ve burada heyecanla anlattığı o Havrita haritasındaki cinayet noktalarının belirten ve kapatılan, o yüzden yani mahkeme kararıyla kapatılan bir örgütün trollerinin ve arka planda Amerika'dan gelen bir takım saldırıların etkisinde mesela Twitter çok net olarak, biraz da Instagram, hayvan hakları savunucularına karşı olumsuz bir tavır sergiliyor ve mesela Vegan Zülal adıyla Twitter'da hesabı olan bizim gazetede benim yani ben onlara gazete köşedaş diyorum, gazete yazarı arkadaş diyorum. Zülal Kalkandelen'in hesabı askıya alındı. Sırf bu trollerin baskısıyla. Neyse sonra açıldı, uğraşıldı falan filan. Birincisi o. İkinci dipnot. Merdan Yanardağ'ın yazdığı bu İslam ve faşizm makalesiyle ilgili işte Necip Fazıl Kısakürek vesaire konularının dokunulmaz hale getirilmesi. Aynen Arapça gibi, İmam Hatip liseleri gibi filan. Şimdi değerli izleyiciler, artık söyleyebilirim. Ben adını vermeden sadece tarif ederek ve kendi anılarında söylediği, yani kendi yazdıklarıyla ve kendisinin anılarında söyledikleriyle ve Adnan Menderes'in bizzat söyledikleriyle delillenmiş, kanıtlanmış, topluma mal olmuş bilgileri anarak bir kişi hakkında bunun idolleştirilmesi, bunun putlaştırılmasının yanlışlığına, yani muhafazakarlar tarafından bunun putlaştırılmasının yanlışlığına işaret ettiğim ama adını kullanmadığım
sadece cehaletin egemenliği diye yazdığım. Yani ya bu cehaletin egemenliği çok tatsız bir şey. Bakın bu muhafazakar kesim, sağ kesim öyle birini idolleştirdi, öyle birine ödüller veriyor, adına şeyler düzenliyor ki bakın bu işte şunları söylemiş, şu paralara kalemini kendisi söylüyor, az buluyor parayı filan. Yani fikir değiştiriyor. Mürteciler için yeşil kanlarını akıtmak lazım diyor. Tam faşizan bir laf filan. Ben bunu eleştirdim diye mahkum oldum. Ve üstelik arkadaşların da herhalde gözünden kaçtı o sırada. Ben de izleyemedim. İtiraz süresini de kaybettik. Yani şeye de istinaf mahkemesine de gidemedik. Hükmün açıklanması ertelendi. Ama bilmem işte onun hatırasına bilmem hakaretten 5 yıl boyunca bir daha işte öyle bir şey yaparsam hapse gireceğim veya para ödeyeceğim filan böyle bilmem 11 ay bilmem kaç gün hapis onun karşılığı şu kadar para falan falan. Yani böyle bir şey olabilir mi? Adı yok. Sadece yazının konusu değil, cehaletin yazının konusu cehaletin egemenliği. Ve o bir örnek olarak diyorum yani cehalet egemen olunca yanlış adamlara ödül veriyor filan. Şimdi aynen Abdülhamit konusunda konuşulduğu gibi ya Osmanlı'da bir padişah yüceltilecekse Allah rızası için ya. Ben yani kendimi Osmanlıcı diye bile yani Avrupalı meslektaşlarım bana takılırlar Osmanlı'nın evladısın sen Türksün ama bu, ne de olsa Osmanlı'nın evladısın filan diye. Ya o kadar çok padişah var ki. Övünülecek en başta Fatih Sultan Mehmet var ya kardeşim. Yani Osmanlı Türk tarihinde iki tane daha iyi var işte. Biri Fatih Sultan Mehmet, öbürü Mustafa Kemal Atatürk. Bunun lamıcım yok. Atatürk daha da büyüktür. Çünkü Atatürk tarihi değiştiriyor. Gerçi Fatih Sultan Mehmet de tarih yapıyor ama o tarihi yönlendiriyor ama gidiş akış çizgisinde yönlendiriyor. Mustafa Kemal Atatürk o yönünü değiştiriyor tarihi. Şimdi Merdan Yanardağ'ın başına gelen de bu. Yani anlamsız bir biçimde yaygınlaştırılan ve derinleştirilen mukaddes alanlar. Garip isimler, garip padişahlar. Yani garip derken yani putlaştırılması veya övünülmesi en son akla gelen. Yani çöküş dönemi, çöküşü ilan eden, 1881'de iflası ilan eden, bilmem kaç milyon metrekare toprağı veren, Mısır'ı veren, Balkanları veren, Kuzey Afrika'yı veren, efendim Yahudilere Filistin topraklarını veren, neyse yani bir padişah Ulu Hakan diye başa çıkar. Bunlar yanlış şeyler. Yani hep beraber gelin Osmanlıcılığı birlikte yapalım. Gelin hep beraber Osmanlı şiirini yüceltelim. Yahya Kemal'in sofrasında ben büyüdüm yahu. Yani Yahya Kemal gibi adam varken üstelik Osmanlı'yı öven, Türklüğü öven Necip Fazıl Kısaküre'ye ne oluyor? Kim oluyor yani filan? Neyse yani Merdan Yanardağ'ın başına gelen de bu. O tabii, üstelik o bir de bilimsel araştırma sonucu yazdı o makalelerini. Yani böyle bir izlenim de değil yani çalıştığı konu. Evet bu iki dipnot önemli. Bir Twitter'ın hayvan hakkı savunucularına evet. karşı olumsuz tutumu. İki genişletilmesi mukaddes değerlerin ve Merdan Yanardağ gibi bir adamın habire gidip gelmesi yani bu suçlamalarla. Buyurun efendim. Hocam şimdi biraz sonra ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili önemli bir değerlendirme, önemli bir bilgiyi paylaşacağım. Herkes Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmadığını merak ediyor. Ben açıklayacağım. Ama ondan önce şu AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla yayınladığı bir yazı var. Yani ben buna inanamadım. Yani inanmak da mümkün değil. Bütün devlet memurlarına ve herkesi kapsayan bir hitap var orada. Yani ve herkesin toplumun her birimine gitmesi, evlerin kapıları kapı kapı dolaşarak hadi onların ferasetine güvendiğini söylüyor. Yeniden onların desteğine ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Sizin harekete geçmenize ihtiyacımız var diyor. Ama bir yandan da Cumhurbaşkanı sıfatıyla tarafsız görev yapması gereken memurlara, çalışanlara parti adına çalışma talimatı veriyor adeta. Adeta bir çalışma talimatı veriyor. Yani
Bu kuralsız bir ülke demek. Bu ülkede 657 Tabii. sayılı devlet memurları kanunu falan yok. Bu ülkede hukuk da yok. Bu ülkede iktidarı ele geçiren, ya öyle bir yer ki iktidarı ele geçiren herkes asarda keserdi. Hani demişti ya 23 Nisan'da başbakanlık koltuğuna oturan çocuğa, artık sen başbakansın, ister asar ister kesersin demişti Erdoğan. Evet. Yani böyle bir yönetim anlayışının sonucu, bir hukuk ve yasalarla kendisini bağlı hissetmeyen kuralsız bir ülke haline getirdiler burayı. Ama tek bir meşruiyet kaynakları var, sandık. Oradan kaçamıyorlar. Evet. Çünkü onun aracılığıyla geldiler, sandık. O nedenle sandıkta her ne şekilde olursa olsun, sandıktan çıkmak için ellerinden geleni yapacaklar. Hile dahildir buna. Hile, evet, evet. Oy sahtekarlığı, yaptılar zaten. Sahte oyların, yaptılar. Evet, sahte oyların geçerli sayılması gibi yaptılar bunu. İstanbul seçimlerini hiç kimse unutmasın. Afişler hazırdı İstanbul'a hayırlı olsun diye. Binali Yıldırım'la Tayyip Erdoğan'ın birlikte çekilmiş fotoğraflarından oluşan bizim billboard dediğimiz o sokak tabelaları, yaygın olarak billboard denilen, doğrusu sokak tabelaları, bu afişlerle donatıldı bir gün önceden. O kadar eminler ki. Ve Binali Yıldırım hayırlı olsun deyip çekip Ankara'ya gitti, seçimi kazanmış gibi. Evet, evet. Şimdi bakın bunları unutmayın. Dolayısıyla seçimler yaklaştıkça, fakat bunlar yani gerek Diyanet'in müftülere verdiği talimat, bu çok önemli. Yani kapı kapı dolaşın, kazandığımız, bütün elde ettiğimiz kazanımları kaybedebiliriz diye sanki şeye çıkmışlar, Gazaya çıkmışlar, Fethiye'ye çıkmışlar da kafirlerden elde ettikleri kazanımlar var. Bunlar kaybedilirmiş gibi davranıyorlar. Cihat işte bu değerli seyirciler. Yani bu toplumun bir kısmını düşman gören ya da o Meryem Kavakçı var ya, Amerikancı adı olan Merve Kavakçı'nın kızı, Sayın Erdoğan'ın danışmanı hanımefendi var ya, yok olacaksınız diyor ya, ben de sordum neyle yok edeceksiniz, nasıl yok edeceksiniz, bir açıklayın da bilelim. Niye biz yok oluyoruz? Yani yok edeceğiniz bir toplum kesimi mi var? Evet var. Onlar düşman görüyorlar. Diyanet'in toplantısı, hala Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sayın Erbaş hala bir açıklama yapmış değil. Peki, kaymakamlara verilen bir talimat var. Bu ileri sürülüyor. Bakın AKP'li milletvekilleri toplumun içine çıkamıyorlar, korkuyorlar. Protestolardan, kendilerine karşı yönelecek tepkilerden çekindikleri için halkın arasına çıkamıyorlar. Kimleri göndermeye kalkıyorlar? Kaymakamları. Semtlerde, bölgelerde, ilçelerde, köylerde toplantı yapın diye. Çünkü onları kendi memuru, yani devletin memuru değil, kendi memuru olarak görüyor. Öyle kişiler atadılar. Bakın liyakatlıları değil, liyakatlı olan kişileri değil. Bir yargıç dostumuzla görüştüm. O kadar sürmüşler ki, ağır ceza yargıçları bunlar, kıdemli yargıçlar, deneyimli yargıçlar. Mesleği bırakmış, avukatlık yapıyor. En sonunda şey işte, kendisiyle ilgili olmayan icra iflas hakimliğini atamışlar. Ağır ceza yargıcını, bakın ağır ceza yargıcını. Liyakat filan yok. Şimdi Sayın Erdoğan'ın bu genelgesi mi diyelim, mektubu mu diyelim, yani bir yere de sığdıramıyoruz. Yani devlet geleneği içinde bir yazışma formatına da oturmuyor. Bu yazı bir kaybetmenin, bir acizliğin ifadesi. Başka hiçbir şey değil. Artık devlet memurlarından medet umam, parti örgütünden belli ki umudunu kesmiş. Devleti bir seçim aygıtı, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir parti aygıtı gibi kullanmaya kalkıyor. Bu kaybettiğini gösterir. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusundaki değerlendirmemi de hocamdan sonra yapacağım. Buyurun hocam. Önemli bir şey söyleyeceğim o konuda. Evet, çok teşekkür ederim sevgili Yanardağ. Çok önemli tabii bu bildiğimiz bir şapka. İki şapkalılığı kötüye kullanmak diyelim. Yani AKP Genel Başkanı şapkasıyla mı konuşuyor? Gülşen hocam, Gülşen tutuklanmış. Şarkıcı Gülşen tutuklanmış. Yazık. Evet, şimdi ben bunu protesto ediyorum. Bu yazıktır, günahtır. Yazık.
Ayıptır bu ya. Bu adalete sürülen bir lekedir. Böyle bir şey olmaz. Tutuklama kaçma şüphesi olan ve delilleri karartma ihtimali olan kişilere yönelik bir tedbir kararıdır. Sözleri belli. Bunu inkar etmiyor zaten. İfadesini vermiş. Kaçma ihtimali sıfır. Kime korku yayıyorsunuz? Yani toplumda bir korku yayma. Bak çabası var ve ters tepecek bu. Ters tepecek. Bu toplumdaki tepkiyi, protestoyu yükseltecek. Buyurun hocam. Olacak iş değil. Evet. Tam şeyi söylüyordum. Yani bu Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çok klasik şapka kullanma meselesi. İki şapkası var. O şapkalardan biri AKP Genel Başkanlığı şapkası, biri Cumhurbaşkanlığı şapkası. Genellikle kendisine yönelik eleştirileri yargıda kovuşturmaya, soruşturmaya yöneldiği zaman Cumhurbaşkanlığı şapkasını kullanıyor. Bu şimdi biraz evvel Merdan Bey'in söylediği devlet memurlarına, yani kendi emrindeki devletin görevlerine bir takım şeyler söylerken de Cumhurbaşkanı olarak söylemiş gibi oluyor ama parti görevi yapıyor filan. Şimdi bunu tabii 2015 seçimlerinde çok net gördük ve 7 Haziran seçimlerinde geri tepti. 7 Haziran seçimlerinin, bakın unutuldu bunlar, 7 Haziran seçimlerinin götürücüsü, propagandisti Recep Tayyip Erdoğan'dı, başbakandı. Fakat o kadar ters tepki ki kaybetti, 40'a düştü. Fakat ondan sonra 1 Kasım'a kadar olup bitenlerden sonra tekrar seçimleri kazandı AKP. Ama yani kendisi çok fazla bu şapkalarını kamuoyu önünde kullandığı zaman bazen istediğinden çok farklı sonuçlar çıkabiliyor. Onu belirtelim. Ondan sonra benim tabii söyleyeceğim şey bu Gülşen'in tutuklanması meselesi. İnsanları artık şarkıcıları kendi takımlarındaki müzisyenlerle yaptığı şakalardan dolayı siz tutukluyorsanız, yani şimdi ben eminim devlet görevlilerinin LGBTX'lere, yani farklı cinsel yönelimleri olan insanların haklarını istemelerine karşı yaptıkları ayrımcılığı, ayrıştırıcılığı, halkı kin ve nefrete sevk etme suçlarını herhalde çıkaracaklardır genç gazeteci arkadaşlar dedikten sonra, şimdi Merdan Bey'in açıklamasına temel teşkil etmek üzere Türkiye'yi Kemal Kılıçdaroğlu yönetiyor. Yani akşam saat 5'te bir şey söylüyor, gece yarısı o söylediği şeye ilişkin gazete manşetleri değiştiriliyor ve Hazine ve Maliye Bakanı açıklama yapıyor filan. Yani hayırlı olsun Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanmadan Türkiye'yi yönetmeye başladı. Buyurun efendim. Öyle görünüyor. Hocam ben şarkıcı Gülşen'in tutuklanması konusunu devam ettirmek istiyorum. Bu işte halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek böyle bir kararla mümkün. Gülşen hakkında verilecek hiçbir kararın yatarı yok. Yani hükmün açıklanması, en fazla hükmün açıklanması ertelenir. Bir ceza alsa, ceza verilecek ceza 1,5 yıldan azdır. Tıpkı Sedef Kabaş davasında olduğu gibi. Sedef Kabaş davasında verilen ceza ertelendi. Yatarı yok. Veyahut paraya çevrilir. Yine yatarı yok. Yahu pandemi nedeniyle ağır ceza almış bir takım hükümlüleri bile izne gönderip infazı evinde yani evinde cezanın infaz edilmesini sağlayan, bu arada infaz kavramı tabii çok yanlış kullanıldı bugüne kadar, hep cinayetlerde vesairede kötü bir gazetecilik dilidir o. İnfaz bir cezanın uygulanmasıdır. Para cezasının, parayı ödediğiniz zaman bile infaz edilmiştir o ceza, bu kadar. Bir cezanın uygulanmasına infaz denir. Dolayısıyla ağır ceza hükümlülerinin bile cezalarının bir kısmının evlerinde infaz edildiği bir dönemde Gülşen'in alacağı cezanın, değerli seyirciler, yatarı yok. Ama hapsettiler kadını. Hapsettiler. Bakın en az 1 ay ila 2 ay arasında bir süre cezaevinde kalacak.
Eğer bir itirazla serbest bırakılmazsa bir hafta içinde. Bir hafta içinde tutukluluğa itiraz etme hakkı var. Ve tahmin ediyorum ki avukatları da itiraz edecektir. Umarım serbest bırakırlar. Ama gerekçe ne biliyor musunuz? Toplumdaki infial deniyor. O infial ne? Peki Gülşen bu sözü söyledikten sonra ortalık mı karışmış? Ayaklanma mı olmuş? Toplumun bir kesimi diğer kesimine mi saldırmış? Ne olmuş? Bunu bir söyleyin. Hiç. Olan hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmamış. Ama birkaç tane siyasal İslamcı ya da cihatçı militan rahatsız oldu ve hakkında kampanya yürüttü diye adalet aygıtı harekete geçiyor. Böyle bir şey olmaz. Bu bir zulümdür. Bakın Gülşen'in, ben şarkılarını bile çok bilmiyorum. Bugün arkadaşlara söyledim haber merkezinde. Ya bir olay mutlaka değerlendireceğiz. Birkaç şarkısına bakalım. Ya AKP'li belediyelerin konserlerine çıkan bir sanatçı. Genellikle AKP'li belediyelerin konserlerine çıkmış. Nasıl da kıyıcısınız, nasıl da hoyrat bir biçimde insanları ayaklarınızın altına almaya çalışıyorsunuz? Nasıl da vahşi bir saldırıyı başlatabiliyorsunuz? Siz mi bu ülkeye demokrasi getireceksiniz? Bu ülkede insanların nefes almasını bile engellemeye çalışıyorsunuz. Bu olmaz. Hemen söyleyeyim. Diğer konuyu arkadaşlar, hocam siz de kapatırsınız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çok tartışıldı. Yani aday olacak mı olmayacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu bir aday gibi davranıyor. Bence Kemal Kılıçdaroğlu aday. Ama yapılması gereken iş şu. Altılı Masa'nın diğer bileşenlerinin bir centilmenlik göstererek Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak olarak aday göstermesidir. Bu da en başta Meral Akşener'e düşer ve diğer Altılı Masa'nın mensuplarına düşer. Biraz önce söylediği gibi hocam. Kredi borçlarını, milyonlarca yurttaşın kredi borçlarını bankalar sattı. Nereye sattı? Varlık şirketlerine. Bu varlık şirketleri kim? Genellikle hukuk büroları. Şöyle oluyor. Diyelim ki A Bankası'nın 500 milyon kredi alacağı var. Bunu zarar gösteriyor. Vergiden de düşüyor. Zaten %400 kar etmiş. Yani zararda bir banka değil. Bu 500 milyonluk alacağı 100 milyon liraya satıyor varlık şirketine. Varlık şirketi şöyle hesap yapıyor. Tahsil edebildiğini ediyor. Bunlar genellikle hukuk bürosu. Diyor ki ben buradan 150 milyonu kurtarırsam 50 milyon kar ederim. Orada tam bir ticaret var. Ve vatandaş tehdit ediliyor. Bak hapse girersin, hacize geliriz. Evinden eşya kaldırırız. Emeklilik maaşına haciz koyarız. Çalışıyorsa maaşına haciz koyarız diye tehdit edilerek insanlardan tahsilat yapılıyor. Kılıçdaroğlu akşam söyledi, sabahtan hazine 6 milyon kişinin 6 milyon kişinin 30 milyara varan kredi borcunun borcu hakkında işlem yapılmayabileceğini açıklamak zorunda kaldı Nebati. Bay Nebati. Kemal Kılıçdaroğlu da zaten ben fiilen bir iktidar lideri olarak davrandığını görüyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Burada yapılması gereken iş şu, uzatmanın gereği yok ama seçime 6 ay kala açıklayacaklarını düşünüyorum ben adayını, Altılı Masa'nın ya da Millet İttifakı'nın adayını. Çünkü seçime 6 ay kaldığı zaman bir erken seçim yapamıyorsunuz. Dolayısıyla seçim tarihini, yeni bir seçim tarihi veremeyeceğiniz için seçim tarihi kesinleşmiş olacak. Dolayısıyla 3 ay sonra açıklayacaklar ama ben Altılı Masa'nın bir centilmenlik örneği sergileyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin başka bir aday modeli yoksa. Değerli seyirciler, evet arkadaşlar duyardılar. Ben yarın görüşmek üzere diyorum. Buyurun hocam. Evet değerli izleyiciler, bıkmayacağız, usanmayacağız. Anlatacağız. Hukuk devletini anlatacağız, adaleti anlatacağız. Ben şimdi Dikili'de Atatürk'ü devrimin ve karşı devrimin diyalektik olarak karşıtlarıyla etkileşimini anlatacağım. Yarın da Bakırköy'de Atatürk devriminin çağdaş günümüzdeki değerini anlatmaya gidiyorum. Hep bunlar Merdan Yanardağ'ın yaptığı bu 18 dakika programından başıma geliyor. Çok ünlü oldum. Her yerde konuşmaya çağırıyorlar. Hoşçakalın. Sağ olun. Yarın görüşelim. Bıkmayın, anlatın.